Herkese merhabalar. Yeni bir video ile karşınızdayım. Covid-19 enfeksiyonu, SARS-CoV-2 pandemisi tüm hızıyla devam ediyor. Dünyayı etkisi altına aldı ve gündemin birinci maddesi olmayı da sürdürüyor. Ve birçok da bilimsel araştırmalar yapılıyor. Buna ilaveten de birçok komplo teorileri tabii ki besleniyor, büyüyor ve dünyaya hızla yayılıyor. Doğru bilgiler bir şekilde dünyaya yayılma imkanı ararken yanıltıcı, yanlış bir bilgilendirme de farklı bir pandemi olarak paralel bir şekilde dünyada yaşamını sürdürüyor, insanların zihnini etkilemeye devam ediyor. SARS-CoV-2 enfeksiyonu bu pandemide şu ana kadar 1 milyonun üzerinde insan yaşamını yitirdi koronavirüs enfeksiyonu nedeniyle. Bu İnanılmaz büyük bir rakam. Tabii ki bu tespit edilmiş, test edildikten sonra resmi olarak açıklanan rakamlar. Belki farkında olmadan, bilinmeden ölen insanlara da buna eklediğimiz zaman belki iki katı veya daha fazla sayılara da ulaşmak mümkün. SARS-CoV-2 enfeksiyonu, COVID-19 hastalığında hastalar incelendiğinde, analiz yapıldığında tabii milyonlarca hastayla artık insanlık yüzleştiği için veriler de biraz daha fazla artış gösteriyor. Bazı kişilerin semptomsuz yani herhangi bir şikayeti bulgusu olmayan asemptomatik dediğimiz şekilde hastalığı geçirdiğini, bazıları çok hafif bulgularla, bazıları çok daha ağır gürültülü hatta yoğun bakıma entübasyon ile ve hatta ölümle sonuçlanan bir süreç içerisinde yer aldıklarını gördük, izliyoruz, hala da görüyoruz. Peki neden böyle oluyor? Bazı kişiler bu enfeksiyonu çok hafif geçiriyorlar ama bazıları da çok ağır bir şekilde geçiriyor. Tabi hastalığın başından beri bazı risk faktörleri belirlendi. Bunlarla ilişkileri açık bir şekilde biliniyor. İleri yaş da olması, kronik bazı hastalıkların olması, bağışıklık yetmezliği gibi durumlar. Bunların belli başlı nedenleri olarak biliniyor. Ama sağlıklı yani bu komorbid dediğimiz durumlar olmayan yani ek, kronik bir hastalığı olmayan bazı kişilerde hafif veya belirtisiz geçerken bazılarında ağır seyrediyor. Bunun nedeni ne olabilir acaba? Veya aynı risk faktörlerine sahip diyabeti olan, hipertansiyon olan kişilerde çok ağır seyrederken bazılarında bu kadar ağır ve şiddetli bir seyir görmüyoruz. Bunun arkasında belki ek genetik faktörlerin de varlığının olması düşünülebilir. İşte bu düşünceden yola çıkarak bazı bilim insanları, araştırmacılar bir araştırma yapmışlar ve bunun sonucunu da yayınladılar. Nature dergisinde kabul edilen bir makaleye göre, araştırmaya göre acaba genetik yönü var mıdır diye bakmışlar. Ve çok eskilere 300 bin yıl 300 bin yıl öncesi dönemlere kadar süren bir takip yaparak genetik olarak bir analiz yaparak şu an modern insanın taşıdığı bazı bireylerde bulunan bir çeşit genlerin Neandertal denilen insan türünden Homo sapiens de melezlenmesi sonrası aktarıldığını ve bu genlerinde COVID-19'da ağır geçirme veya entübasyon ile ilişkili olabileceğini ileri sürdüler. Tabii ki bilimsel bir bilgi. Bu daha sonra yeni çalışmaları da mutlaka destekleyecek. Yeni çalışmalar yapılacak, klinik çalışmalarla karşılaştırılacak. Yani bir bilgiyi bu şekilde ortaya koymak bunun mutlak olarak bu hastalıkta ağır geçirme veya entübasyonu gerektirecek kadar şiddetli geçirmenin tek nedeni budur demek bilimsel yaklaşıma, tıbbi yaklaşıma tamamen terstir. Bu kadar indirgemeci veya basite indirgeyen, çünkü insan bedeninden bahsediyoruz, canlı organizma multifaktöriyel etkileşimlerin sonucunda hastalıklar ortaya çıkar veya seyrini buna göre belirlerler. Ama bir faktörün de bu olduğunu düşündürecek bazı veriler ortaya koymuşlar. 3000'in üzerinde bu araştırmaya göre 3000'in üzerinde hastanede yatan
veya hafif seyirli hastalar, ağır seyirli ve entübe edilmiş hastalar arasında bu genin varlığını araştırmışlar. Yani Neandertal atalarımızdan Homo sapiens de melezleşme sonrası aktarılan ve hala da taşıdığımız bazı genlerin varlığı zaten bilinmekteydi. Bu genlere sahip olanlar acaba ağır mı seyrediyor diye bu 3000 üzerinde hastaya bu genin, 3. kromozomda bulunan bu genin araştırılmasını yapmışlar. Daha önceki bir çalışmada aslında bu 3. kromozomda bulunan bu genin bir gen bölgesinde çeşitli varyasyonlar gösterdiği tespit edilmiş ve bunun da bir ağırlık risk faktörü olabileceği söylenmişti. Bu araştırmacılar da oradan yola çıkarak bu alelin, yani o kromozomdaki o varyasyon gösteren gen bölgesinin izini sürmüşler ve bunun 50 bin yıl önceye tarihlenen Hırvatistan'da bulunan bir Neandertal insan fosilinin hemen hemen tamamen aynı olduğunu tespit etmişler. Ve bu bilgiden kendilerinde şok olduğunu, şok yaşadıklarını belirtiyor araştırmacılar. Bu kadar eski bir yerin hala taşınıyor olması. Tabii dünyada coğrafik olarak çok değişik yayılımları var bu genin. Her bölgede aynı değil. Özellikle Güney Asya'da çok daha yaygın olduğunu bu genlerin. Orta Avrupa'da ve Avrupa'nın genelinde de yine çok düşük oranda olmadığını, fakat Doğu Asya'da ve Afrika'da bu alelin, yani varyasyon gösteren bu 3. kromozomdaki gen yapısının bulunmadığını tespit etmişler. Ve Bangladeş'te de en fazla ülke olarak baktıklarında da %65 oranında bu varyasyonun göründüğünde tespit etmişler ve hastalığın ağırlığını da şu şekilde ilişkilendirmişler. Tabii ki bu yatan hastalarda ağırlık kriteri, entübe olan hastalar üzerine bakmışlar ki diğer hastalara göre 3 kat daha fazla entübasyon bu Neandertal geni taşıyan kişilerde olduğunu tespit etmişler. İngiltere'de oranın sağlık bilimleri tarafından yapılmış bir çalışmayı da örnek olarak göstermişler. İngiltere'de risk faktörleri belirlendikten sonra etnik yapıya göre bir fark var mı diye bakılan bir çalışmada da yine Bangladeş orijinli olanlarda diğerlerine göre 2 kat daha fazla ölüm oranının olduğunu da tespit etmişler. Ama biraz önce söylediğim gibi sadece bir veri bu şekilde tek sorumlunun bu gen olduğunu bize söylememiz mümkün değildir. Ama buradan çıkarak belki genetik olarak ağırlık kriteri varsa bu genin de etkili olabileceğini söylemek mümkün. Ama tek başına bu değil tabii ki, multifaktöriyel, çok sayıda yaştan tutun kronik hastalıklarda veya kullandığı ilaçlara kadar birçok şeyin etkili olabileceğini söylemek mümkün. Tabii Neandertallar kim? Onlardan da biraz bahsedelim. İsimlendirmeleri şuradan geliyor. Aslında ilk Neandertal insan fosili Almanya'da Düsseldorf şehrine yakın Neander Vadisi'nde bulunduğu için Neander Vadisi'nin isminden dolayı Neandertal insan olarak isimlendiriliyor ve dünyada 200'ün üzerinde fosil bulunmuştur. Türkiye'de de Karain Mağarası'nda bazı buluntular mevcuttur. Ve 2010 yılında yapılan bir çalışmada da gen aslında analizleri yapılmış ve Neandertallerin genleri deşifre edilmiştir. Geçmişte aslında bilgilerimiz çok yeterli olmadığı dönemlerde Neandertal insanların Homo sapiens denilen şu andaki modern insanın atası olan Homo sapiens'ten daha önce dünyada yaşadığını ve Homo sapiens'le beraber Homo sapiens'in ortaya çıkmasından sonra da ortadan kayboldukları söyleniyor idi. Ama bunun yanlış olduğu işte bu genetik ve arkeolojik araştırmalar sonrasında bulundu. Ve Homo sapiens de Neandertal insanlar aslında bir arada bulundular, bir arada yaşadılar ve melezleştiler. Yani bir arada genlerini paylaştılar. Bunlar artık açıkça biliniyor. Yine Neandertal insanların aslında çok daha geri olduklarını, herhangi bir soyut düşünceye sahip olmadıkları da söyleniyordu. Bu da
doğru olmadığı ortaya çıktı. Onların da dini inançları, ritüelleri, hac yapıları ve cenaze merasimlerinin olduğu da ortaya çıkarıldı. Evet, genetik paylaşımlar, aktarımlarla Neandertal insanların genlerini de şu an taşımaktayız. Bu genler tabii ki bazen yararımıza olabiliyor, bazen de zararımıza olabilmektedir. Bunları işte bu tür durumlarla karşılaştığımızda belki görebilmekteyiz. Buna benzer genetik bazı çalışmalar yine bu SARS-CoV-2 enfeksiyonu boyunca yapıldı. Bazılarında da T lenfositler, yani viral enfeksiyonlarla, T hücrelerimiz vücuttaki viral enfeksiyonlarla mücadelede oldukça önemli hücrelerde de onların genetik kökenlerinde de bazı varyasyonların yine ağırlık kriteri olarak, risk kriteri olarak yer aldığını düşündüren çalışmalar da mevcut. Tabi buradan yine Neandertallere dönecek olursak, onların geçmişte işte bir mağara adamı, konuşmayan yabani insanlar, herhangi bir kültüre sahip olmayan bir grup olarak biliniyordu ama öyle olmadı, ortaya çıktı. Bunun en tipik örneklerinden biri de Göbekli Tepe. Tabii ki Neandertallar 300 bin yıl önce ortaya çıktığı tahmin ediliyor ve 30-40 bin yıl öncesine kadar da dünyada, gezegende bulundular. Bundan sonra artık yaşamlarını sürdürmüyorlar. İşte aktarabildikleri genlerle ancak bunları anısal olarak diyebiliriz. Yaşamlarını sürdürüyorlar. Evet, Şanlıurfa'da Göbekli Tepe'de bulunan o büyük mabetten, dini ritüel merkezinden ya da hac merkezinden sonra, onun bulunmasından sonra da birçok düşünce arkeolojik olarak ve antropolojik olarak değişti. Yine bu bilgilerle bunların da sık sık değişmesi mümkündür. Geçmişin genlerinin aktarımı olmuştur binlerce yıl öncesinde ve yine bu insanlar arasında bu genler dolaşmaya devam etmektedir. Ama başta söylediğim gibi, aslında sık sık tekrarladığım gibi, tek bir böyle bir çalışmayla genetik yapının tamamen bunu belirlediğini, yani bir alelin bunu belirlediğini söylemek mümkün değil. Bu çalışmaydan sonra tabii ki yeni çalışmalar da takip edecek ve bunu destekleyecek mi, desteklemeyecek mi? Bunu hep beraber göreceğiz. Ondan sonra daha ayağa yere basan yorumlar veya spekülasyonlar yapmak mümkün olacak. Burada şunu da söyleyebiliriz. Geçmişin etkisinden, mirasından kolayca kurtulmak binlerce yıl geçmesine rağmen basit olmadığını görüyoruz. Araştırmalar devam edecek. Biz yine önlemlerimizi alalım. Covid'den korunmak için gereken basit kişisel koruyucu önlemlerimizi alarak hem kendimize hem de dünya sağlığına bir katkıda bulunmuş olalım. Evet, bu makaleyle ilgili şimdi söyleyeceklerim bu kadar. Daha sonra görüşmek üzere diyelim. Bilimle kalın, felsefeyle kalın, mitolojiyle kalın ve sinemayla kalın. Hoşçakalın.